Evet, herkese merhaba, hoş geldiniz. Yeni bir Merhaba. pazar akşamı canlı yayınında. Bu akşam konuğum sevgili Hülya Hocam. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Merhabalar Sinan Bey. Herkese iyi akşamlar. Şimdi öncelikle hem biraz topluluk toplansın, hem de biraz daha böyle bir şey yapmak açısından. Şimdi bu akşam ne konuşacağız? Ben kısaca onun üzerinden geçeyim. Hülya Hocam'ın uzmanlık alanı bilinçaltı kodları ve onları dönüştürme. Dolayısıyla yayınımız genel olarak bunun üzerine olacak. Bize çocukluğumuzda, gençliğimizde işlenen, daha ufak yaşlarda işlenen, belki haberimizin bile olmadığı, neyin ne olduğunu bilmediğimiz yaşlarda işlenen durumların bizim hayatımıza nasıl etki ettiğini ve bunun şu an itibariyle bunu bilmeden nasıl yaşadığımızı konuşacağız ve bunun dönüşümü için neler oluyor, neler yapılıyor? Hülya Hocam'ın teknikleri neler? Bunları konuşacağız. Bununla birlikte yine tabii ki interaktif bir yayın olacak, soru cevap olacak. Sürekli ben chat'i kontrol ediyor olacağım. Sorularınızı da alacağız. Her türlü işte bilinçaltı ile ilgili kodla. Bu hani şeyle alakalı kendimizi kısıtlamayalım. İşte bu para konusu olur, ilişki konusu olur, ne olursa olsun. Dilimizin döndüğünce, Hülya Hocam'ın dili döndüğünce bize cevap verecek, vermeye çalışacak. Evet. Dolayısıyla öncelikle hocam ben girişi şöyle yapayım istiyorum. Bu arada gelen arkadaşlarıma, dostlarıma tekrar iyi akşamlar dileyim. Şimdi öncelikle bir bilinçaltının hayatımıza nasıl etki ettiğini, günlük yaşantımızda farkında olmadan neler yaşadığımızı, sizin tecrübelerinize dayanarak bilinçaltının nasıl çalıştığını bize böyle bir bahsederseniz bununla bir giriş yapalım. Bilinçaltı son zamanlarda çok popüler bir konu Sinan Bey. Bu alanda yapılmış, hali hazırda yapılmakta olan çok fazla çalışma var. İnsanların kendine döndüğü, evine yuvasına döndüğü, eksiklerini fark ettiği bir pandemi sürecinden geçtik. Ve herkesin kendini çek ettiği aslında ailesinde, yuvasında, benliğindeki eksiklerle yüzleştiği uzun bir süreçten geçtik. Bu süreçte de insanlar kendilerini merak etmeye başladılar. Neyi neden yaptıklarını, neye neden bu kadar fazla tepki verdiklerini, neden bu kadar hak etmedikleri durumla karşı karşıya kaldıklarını, kendileriyle yüzleştikleri bir dönemden geçtik aslında. Bu da bilinçaltı çalışmalarını çok yükselten, insanların dikkatini çeken bir durum oldu. Herkes aşağı yukarı tanıdığım birçok insan kendini bu noktada zenginleştirmek, bilgilendirmek adına araştırmalara girdi, okumalar yaptı. Bilinçaltını tanımak adına hakikaten zirve bir dönemden geçiyoruz. Bilinçaltını aslında normal hayatımızda şöyle de ayırt edebiliriz. Bilinçaltı kodlarımızın bizi nasıl etkilediğine bakacak olursak. Bilinçaltı kodlarımız en çok dikkatimizi şurada çeker. Hak ettiğinin fazlasıyla, hak ettiğinin fazlası olarak tepki verdiğimiz ya da hak ettiğimizden fazla bir tepkiyle karşılaştığımız zamanlara dikkat edersek eğer onları biraz açacak olursak aslında onun geçmişten kaynaklandığını fark ederiz. İnsanlar bazı duyguları biriktirirler. Öfke gibi, yalnızlık gibi, çaresizlik gibi, değersizlik, korkular. Bu biriken duygular bir süre sonra kontrolden çıkmaya başlar. Biriken duygunun anlamına, bize ifade ettiği şeye göre yönetilmeye başladığımızı fark ederiz aslında. İnsanlar anne baba olduktan sonra bu durum biraz daha tetikleniyor. Yani bir doğum sonrası o annelik kimliğini giymiş bir kadın, babalık kimliğinin giydirildiği bir adam, kendindeki eksiklerle anne babasından alıp alamadıklarıyla daha çok yüzleşmeye başlıyor bu süreçte. Çünkü çocuklarımız bizim
Hem aynalarımız, hem şifamız, farkındalığımızı çok fazla arttıran varlıklar. Hak etmedikleri fazlalıkta bir öfkeyle onlara muamele etmek, hak etmedikleri şekilde onlara kendilerini değersiz hissetmek aslında bir taraftan kişiyi de tetikliyor. Yani kendi değersizliklerini, kendi kendine duyulan öfkeleri, o çıkmazlarda kaldığı zamanları kendine hatırlatan bir sürece doğru anne babalar, insanlar yürüyorlar. Bu Bu bir de şekilde. şey olmuş oluyor sanırım. Bir artık o kişinin gerçekliği olmuş oluyor ve bu öyle gördüğü için bunun gerçek olduğunu varsayarak yaşantısına devam ediyor sanırım kişiler. Evet, uzun bir süre bunun olması gerektiğini, doğru tepkiler verdiğini düşünebiliyor insanlar. Bu anlamda anne babalık konusunda ya da kendini fark etme, kendi duygularını fark etme konusunda okumalar yapan, bir yolculuğa giren insanlar, bu anlamda kendini tanımak adına bir yola giren insanlar, bunun çok da normal tepkiler olmadığını çok daha erken zamanda fark edip çözüm arayışına gidiyorlar. Diğer türlü patlamalarla, işte vicdan azaplarıyla, suçluluk duygularıyla eşlik eden bir sürecin içinde de bulabiliyorlar kendilerini. Burada duygularını fark etmek, ne hissettiğini fark etmek çok önemli. Peki, sağlıklı bir süreç takip etmek isteyen insanlar hakikaten ne hissettiğine odaklanmalı. bu duygunun doğru mu yanlış mı olduğunu nasıl bileceğiz? Yani zaten hani sorunumuz bu olmuyor mu aslında? Bir duygu yaşıyoruz ama biz onu doğru zannediyoruz ama halbuki belki de şey yani bu hani başka bir seçeneği de olan bir durumu olan, başka bir yolu olan bir durum olabilir. Ama biz o duyguyu gerçek zannediyoruz. İşte az önce söylediğiniz gibi örneğin suçluluk duygusu veya işte sürekli bir kendinden taviz verme durumu. Bu alışılagelmiş olarak devam ediyor ama halbuki başka bir yol da var. Farkındalık dediğimiz şey burada başlıyor aslında. İhtiyacımız olan farkındalık. Kendine tarafsız bakabilmek, biraz empati, biraz kendini dışarıdan seyredebilmek ve karşı tarafta gerçekten ne hissettiğini, kurduğu cümlelerin, verdiği tepkilerin karşı tarafa ne hissettirdiğini fark edebilen insanlar zaten bu yolculuğa çıkan insanlar. Her şeyi fark etmekle başlıyor aslında Sinan Bey. Bazen bunu çok erken yapabiliyor insanlar. Yani çok genç yaşta insanlar kapımı çalıyor bazen. Hayran oluyorum. Ne zaman fark ettin? Ne ara fark ettin? Kendindeki o bu hassasiyete ne zaman kavuştun? Hayran olduğum insanlar var. Kaç yaşında en düşük size gelen? Şu an hani tamamen bu şahsi merakımdan kaynaklanan bir soru. 15-16. Yani ergenlik döneminde o sorgulamayı yapmaya başlamış. Yani bu işler böyle olmaz. Bunda bir tuhaflık var. Benim öfke tepkilerim, verdiğim bu öfke tepkilere sadece ergenlik damgası yapıştırıp hayatıma devam edemem. Ailemi rahatsız ediyorum, kendim suçlu hissediyorum diye gelen gençler var. Süper, süpermiş bu, harikaymış. Evet, gerçekten çok, hayranlık uyandırıcı. Evet, çok sevindirici bir haber ayrıca böyle o yaştaki kişinin kendini tanıma sürecine girmiş olması mükemmel bir şey bence. Evet, kesinlikle, ben de öyle düşünüyorum. Peki bununla bağlantılı olarak o zaman şunu sorayım. Öfke, yalnızlık hissi, işte sevgisizlik veya buna benzer birçok duygu durumunun altında aslında çocuklukta bize işlenen bilinçaltı kodları yatıyor. Evet, evet. Bu gibi duygu durumları da insan ilişkilerimize, işte aşk ya da hani diğer ilişkilerimize, hatta hayattaki konumumuza direkt etki ediyor. Peki bununla alakalı bize hani ne söylemek istersiniz?
Şöyle ki çocukluğumuz, bize çocukluğumuzda hissettirilen duygular bir ağacın özü gibi aslında. Yani merkezimizde bize çocukken hissettirilen işte değerlisin, önemlisin, senin varlığın bana iyi hissettiriyor. Ya da tam tersi değmezsin, benim için önemli değilsin. Varsın ya da yoksun gibi duygular o ağacın merkezinde bizi oluşturan duygular. O ağacın merkezini bilinçaltı kodlarımızı burası oluştururken ki 10 yaş altıdır burası. Hatta çok daha iddialı olmak isterim bu konuda. 5 yaş altı aslında bence. Benim fark ettiğim. Oradaki o öğrendiğimiz duyguların etrafını saran bir ağaç halkası daha var. Bu da sesler. Yani annelerimiz, babalarımız bizi büyütürken bize kullandığı cümleler, bizim iç sesimizi oluşturan cümle kalıpları. Çok önemli. Evet. İkinci aşamayı bunlar oluşturuyor. Zaten üçüncü aşamada da bu ikisinin toplamından meydana gelmiş, işte duyguları oturmuş, öğrenilmiş, yetişkin biz varız. Dizilim böyle Sinan Bey. Biz şimdiki zamanda yetişkin olarak verdiğimiz tepkilerimizin tamamını geçmişten alıyoruz aslında. Tamamı, köklerimiz orada. Kimle çalışırsam çalışayım, eğer kökte problem yoksa hasta olmaz Sinan Bey. Yani eğer bir insan 10 yaş altında da şimdiki yaşadığı korkunun şiddetli bir benzerini yaşamadıysa şu anda karşımıza işte baş edemediğimiz işte anksiyeteyle panik atakla vesaire karşımıza çıkmaz. Hastalığa dönüşmesi için muhakkak geçmişte bir kökünün olması gerekiyor. Çalışırken özellikle o ağacın özündeki öğrenilmiş duygulara bakarız. Süper. Şimdi Rabia Kılıç, ağacımızın kabukları o kadar kalın ki kendimize ulaşamadık hocam yazmış. Tam yerinde bir tespit sanırım. Evet. Bunun için emek ve zaman harcamak gerekiyor özellikle. Bu bazen sadece bu tarz konuşmalarla ya da sosyal medyada yapılan paylaşımlarla vesaire tetiklenebilir bu duygular ve varlığını hissetmeyi çalışabiliriz ama çok yetersiz. Gerçekten insanın kendi özüne dönmesi ve ona ulaşmak için çaba harcaması gerekir. Bu da ciddi manada emek istiyor. Hatta yapılan çalışmalarda şöyle durumlara rastlamıştım. Ben bunu kendi çalışmalarımda kullanmadım ama hani biraz ağır mı gelir ki acaba danışanlarıma diye aslında çok takdir ettiğim bir çalışma. Bu tarz çalışmalara katılmadan önce içsel çocuğuyla bağlantıya geçebilmek için insanlar önce kendilerini sosyal medyadan arındırıyorlar. Yani önce bir sosyal medya detoksu, hatta mümkünse etrafındaki insanlardan da arındırıp inanılmaz can sıkıntısı yaşadığı, kendi içine tamamen döndüğü bir sürece girer kişi. Çalışmalara başlamadan önce aslında buradan başlamak. Yani o hani pandemi sürecinin insanlar üzerinde yarattığı etkiyi kendi kendine yapabilmek ve sonra kendi üzerinde çalışmaya başlamak çok doğru bir başlangıç olsa gerek. O zaman öncelikle yani şunu mu anlamalıyız? Bir kere öncelikle kişinin kendisinde olan sorunları bir kabullenmesi lazım. Yani sorun diye bakarsak bunlara. Hani bu zaten kişiden kişiye göre değişir ama diyelim ki benim bir öfke problemim var. Bunun öncelikle kabul etmem gerekiyor. Bunun bende olduğunun farkına varmam gerekiyor. Evet. Dolayısıyla yol böyle başlıyor. Tabii ki. Önce farkındalık. Peki insanın geçmişte yaşadığı travmalar, işte duygu durumları farkında olmadan işte az önce konuştuk o kişinin gerçekliği olmuş oluyor. Bir de beynin şöyle bir özelliği var.
Beyin bunu o kadar güzel işliyor ki işte zaman geçtikçe bu kişinin gerçek hali tavrıymış gibi ortaya çıkıyor. Evet. Beyin bunu Evet. içselleştiriyor. Ya da kötü kısımları, travmatik olayları işte ya unutturuyor ya da onu başka bir şeyle entegre ediyor, başka bir şeye bağlıyor. Ama o böyle arka planda çalışsa da sürekli çalışsa da ama hiçbir zaman kişinin hafızasında yer etmiyor. Peki bu gerçeklik, beynin yarattığı bu gerçeklik tabii ki aslında bambaşka bir şey de olabilir. Bu işte kişinin bunun farkına varmasıyla başlıyor bu yol. Evet. Peki size göre beynin kilidini bu manada nasıl açabiliriz? Yani neyi böyle ne yanması lazım, ne olması lazım? Aslında kaos orada başlıyor, biliyor musunuz Sinan Bey? Kaos görmezden gelmeye başladığımızda, yok saydığımızda, yokmuş gibi davrandığımızda, problemleri sırtımızı döndüğümüzde, bir gün çok büyük bir sorun yaşayıp danışanlarım da buna çok rastlıyorum. Hocam uyuyordum geçiyordu diyor. Yani gidip hani uyumaya çalışıp sabah kalktığımda normal hayatıma devam etmek istiyordum. Çünkü kaos istemiyorum hayatımda. Karmaşa istemiyorum, tartışma istemiyorum. Problemli görünen bir ev hayatı istemiyorum. Diyen insanların böyle bastırdığı, yok saydığı o duygular aslında devleşerek karşılarına çıkıyor. Çünkü onların bir gelme sebebi var. Onları yaşamamızın bir sebebi var. Bize getirecekleri var, bizden götürecekleri var. Onları yok saydığımızda bunların hepsine hayır diyoruz. Ve şunu hepimiz biliyoruz ki artık ders almazsak imtihan tekrarlanır. Ders almazsak süreç kendini tekrar eder. Aynı hatalar benzer olayları ve benzer insanları hayatımıza çeker. O yüzden bize gelene ne getirdi diye oturup bakmak lazım gerçekten. Ne getirdi? Burada söylediğiniz aslında az önce çok kritik bir şey var. Yatıp uyuyup işte unutup sabah her şey normalmiş gibi hayatıma Evet. devam etmek. Aslında bu da beynin çok güzel bir oyunu değil mi? Evet. Biz buna işlenmemiş travmalar diyoruz aslında. İşlenmemiş travma. En çok zarar vereni de bu. Orada problemden kaçan insanın istediği şeyi beyin yerine getiriyor. Tamam, problemden kaçmak mı istiyorsun? Ertelemek mi istiyorsun? Şu anda bunu görmemek mi istiyorsun? Tamam, hadi kapatalım. Yani bu çok Peki zor bir şey değil. değil mi? Tamam, İnanın. ya çok basit bir şey. Hadi tamam. Basit bir Halbuki şey. yarın olduğunda orada aslında çalışıyor olacak ama Tabii ki. kişi sadece bunu işte bir şey o bilgisayarlarda olan işte uyku moduna alma gibi. Bu Tabii. işlenmemiş travmayı biraz açabilir miyiz hocam? İşlenmemiş travma, yaşanılan çatışmalar üzerinde. Yani bunu sadece bir travma olmasına bile gerek yok inanın. Travma dediğimiz şey biraz daha insanı böyle canını yakan ve problemin içinde yalnız kaldığı bir süreç. İşlenmemişten kastım, başımıza gelen herhangi bir olayı üzerinde hiç düşünmeden, hiç değerlendirmeden, acı sayısını tutmadan, üzerinde hiç konuşmadan gömmeye çalışmanız. Hani bazen de bu biraz işlenmiş olur. İnsan kendini ifade eder, bağırarak, çağırarak da olsa, belki uygun bir dille değil o an için. Ama orada problemi fark eder ve probleme müdahale etme ihtiyacı hisseder. Biz bu kısmı işlenmiş travmaları olarak değerlendiririz. Bu biraz daha hafiflemiştir. Bir tık daha hafifleyerek kapattıklarımız arasında yer alabilir. İşlenmemiş travmalar bizim için biraz daha fazla risk barındırır. Şimdi bununla bağlantılı direkt bir soru geldi aklıma. Onu not aldım şimdi. Duyguları o zaman bizim duyguları yani aslında soru şu. Duyguları bastırmak mı? Duyguları açığa çıkarmak mı? Yani ya da bunun dengesi. Şimdi evet bir öfke kontrol problemimiz var. Ama hani bir açıdan baktığın zaman da aslında duygusunu ortaya çıkartmış oluyor. Ama bu karşı taraf için bir sorun teşkil etmiş oluyor. Ama diğer yandan da şunu biliyoruz ki duyguları da bastırmamak gerekiyor.
içimize de atmamalıyız. Onu işte kapatmamalıyız da. Yani bu konuda bir bunun dengesi nasıl peki? Şimdi öfke bizim doğamızda, fabrika ayarlarımızda olan bir duygu. Öfke bizim insanlarla olan sınırlarımızı belirler. İnsanların bizim bahçemize ne kadar girebileceklerini onlara ifade eden şeydir aslında öfke. Bazen bir bakışla, bazen bir cümle içinde kullandığınız bir ifadeyle ya da ses tonunuzla, duruşunuz ve tavrınızla bunu karşı tarafa hissettirebilirsiniz. Eğer öfke biriktirmeye başladıysanız bunu bu şekilde yapmanız mümkün değildir. Çünkü geçmişteki öfkeler gelir, o sırada sizi yakalar. Siz 10 üzerinden 3 şiddetinde kızmanız gereken bir olaya 10 üzerinden 10 şiddetinde bir tepki verirsiniz. Bu da sizi haklıyken haksız duruma düşürür. Aslında bu yani üzerinde çalışılmış insanların travmalarıyla, öfkeleriyle, duygularıyla çalışmış insanların çok rahat yapabileceği, verebileceği tepkilerdir. O sakin tepkiler vermek ya da sakin derken sadece sınırları belirlemek adına o dik duruşu sergilemek öfkeleri üzerinde çalışmış insanların yapabileceği, verebileceği tepkilerdir. Ama hiç böyle bir şeye başlamadıysanız o öfkeyi orada kontrol edememe ihtimaliniz sizi susturabilir. Yani ben şimdi ağzımı açarsam bu işin içinden çıkamam. İşte iş yerimde rezil olurum, işte işverenime mahcup olurum ya da özellikle naif insanlarda bununla çok karşılaşıyorum ben. O öfke tepkilerini kendilerine yakıştıramadıkları için susup içlerini atmayı tercih ediyorlar. Bu sefer sustukça kendi öfkelerinden korkup, hani o şiddetle çıkacak öfkeden korkup daha çok bastırmaya çalışıyorlar. Bu da zaten bir süre sonra onlarda fiziksel sıkıntılar meydana getirmeye başlıyor. Bastırılan öfke işte o sindiremedikleri, aslına bakarsanız işte mide, bağırsak, ifade edemedikleri o boğazdaki o düğümlenen duygular ve kelimeler onları hastetmeye başlıyor. Birçok hastalığın kökeni de buradan geliyor. Bu sadece öfke için de değil aslında, değil mi? Aslında tüm duygu durumları için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Kesinlikle, kesinlikle. Depresyonu incelediğimizde kökünden değersizlik çıkabilir, yalnızlık duygusu çıkabilir, önemsenmeme çıkabilir ve o az önce bahsettiğimizde ulaşan insanlar ya da ulaşamayan insanlara sesleniyorum. O ağaç kabuğundaki o ince ince işlenmiş o çocukluk duyguları şimdiki depresyonların esas tetikleyicileri. Baktığımızda orada o içsel çocuğun ne kadar yalnız, ne kadar çaresiz, ne kadar sahipsiz olduğunu görürüz ve onu iyileştirdiğimizde aslında o depresyon dediğimiz o çöküş hali de kendiliğinden geçer. Çok güzel. Şimdi ben hani bildiğim için sizin çalışmalarınızı ve kimlerin hayatına nasıl dokunduğunuzu bildiğim için bana hani çok anlattıklarınız çok güzel geçiyor. Umarım izleyen dostlarımıza da İnşallah. En azından nasıl bir yol izlemeleri gerektiği gerektiği böyle bir ufak ufak şey oluyordur. Kafalarında bir şeyler oluşmuş oluyordur. Yine bununla bağlantılı şimdi bana zaman zaman şöyle yorumlar geliyor. Evet işte Joe Dispenza çok güzel anlatmış. Mükemmel bir insan ama anlatıyor, güzel anlatıyor. Ama iş uygulama kısmına gelince ben yapamıyorum. Şimdi orada sanırım hani zihin alışkın olduğu yaşam biçimini sürdürmek için var gücüyle savaş veriyor. Bu bir sebep. Burada profesyonel destek devreye giriyor. Yani kimi zaman evet kişi kendi başına bu durumu fark edebilir ve bu durumu değiştirebilir. Ancak bu gerçekten çaba isteyen bir durum. Bu bağlamda siz bilinçaltının dönüşümü için nasıl bir yolla ilerliyorsunuz ve bizi izleyenlere neler tavsiye edersiniz? Evet, kendi başına hakikaten ilerlemenin çok zor olduğu bir süreç. Ben bunu kendi adıma da çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çalışmaları biliyorum. Uygulamak adına da oldukça tecrübe kazandığıma inanıyorum. Ama kendi üzerimde çalışmaya geldiğinde
O çalışmanın hem uygulayıcısı hem yöneticisi hem hisseden ve fark eden olmak bu süreçte gerçekten çok zor. Bu manada doğru yol arkadaşlarıyla çalışmak ve bunlara ulaşmaya çalışmak önemli bir adım. Burada kişinin kendi başına yapabileceği farkına varmak, detayları fark etmek, bununla ilgili bilgi biriktirmek, zaman zaman yardıma ve desteğe ulaşamadığı zamanlarda kendi başına yapabileceği çalışmalarla ilgili internette çok güzel paylaşımlar var şu anda. Gerçekten hani psikoloji alanındaki meslektaşlarım bu anlamda çok özverili çalışmalarını paylaşmışlar bu ortamlarda. Kesinlikle destek alınabilir. Kendi üzerine çalışmak için de destek alınabilir. Sadece dikkat etmeleri gereken şöyle bir nokta var. Başlangıç kök olayları bulmaya çalışsınlar. Yani duyguları ilk öğrendikleri yer çok önemli Sinan Bey. Ben bunu nerede öğrendim? Kendimi değersiz hissettiğim ilk yer neresi? Ya da önemsiz olduğumla ilgili bu değer yargısı bende nerede başladı? Bu yol haritasını çıkarmış olmaları, önce duygularını fark etmeleri ve onlarla ilgili bir geçmişten gelen bir yol haritası çıkarmaları inanılmaz yardımcı olacaktır bu sürece ve süreci hızlandıracaktır. Burada tabii ki zihin alıştığına kaçar. Zihin değişiklik sevmez. Hatta bunu çok güzel örnekler verirler. Hani doğruyu bilse bile yetişkin zihin bildiği yanlışı tercih eder. Bildiği yanlıştır çünkü. Gelebilecek tehlikeleri, artılarını ve eksilerini bildiği yerde kalmayı tercih eder. Çünkü orası onlar için artık güvenli alandır. Bakın, tehlikeli bile olsa neyle baş etmesi gerektiğini, neyle mücadele etmesi gerektiğini bildiği güvenli alanında kalmayı tercih eder. Burada da kalabilirsiniz. Tabii ki bir ömür böyle de geçer ama bu hayatta güzel yürümek, o çiçekli yollardan yürümek var. Neşe içinde, keyif içinde yaşamak varken, zaman zaman tetiklenmelerle böyle sürekli sizi aşağıya çeken, en mutlu gününüzden bir gün sonra duygusal olarak dibe vurduğunuzu hissettiğiniz zamanlar yaşatabilir bu hayat size. Burası da tabii işin yine tercih kısmı. Evet. İşte aslında zaten bence ilk söylediğiniz kökünde ne var? Evet, bunu hani 3 yaşındaysak bunu hatırlayamıyoruz. 2 yaşındaysak hatırlayamıyoruz. Kökünde ne var? Bu gibi durumlarda da hani tamam 6-7 yaşından sonra daha böyle bilinçli, daha böyle bir şeylerin farkına vardığımız zamanlarda olan durumlar için evet oraya inebiliriz belki 8-9 yaşında, belki 10 yaşında bir şey olmuştur. Ve bunu hatırlayabiliriz. Aa bir dakika, ben de bununla tetiklenmişti sanırım. Aa, benim babam da böyle davranıyordu. Aa bir dakika, bu o mu gibi. Hani böyle bir eşleştirmeye gidebiliriz. Evet, ama evet. Bu 3-4 yaşından önce ise bunu hatırlayamıyoruz. Dolayısıyla burada hem işte profesyonel destek, hem işte meditasyon ya da işte hani sizin çalışmalarınız da gene o şeyde evet, devam evet, ediyor. Evet, evet. Benim çalışmalarımın içinde daha iyi konsantrasyonu, daha derine inebilmeyi sağlamak için aslında derinleştirme kullanıyorum ben. Yani hipnozda kullanılan o derinleştiricileri çalışmanın içine dahil edip o transla birlikte duygunun köküne inip oradaki olayla yüzleşmelerine yardımcı oluyorum. 5 yaşın altında inebilmek için buna ihtiyaç var zaten Sinan Bey. Diğer türlü çok zor gerçekten. Evet. Çünkü herkesin zihni böyle çok çok aktif çalışmıyor yani bu konuda. Hani 5 yaş öncesine ve şöyle de bir durum var zaten, insanlar hatırlamak istemedikleri bir olayı gömmeye çalıştıklarında bütün bir zaman dilimini sistem
gömüyor. Yani sadece olayı gömüyor. Mesela gelen danışanlarımdan bazıları şöyle söylüyor. Hocam ben ilkokula dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Ya da işte ana sınıfına gittim ama gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum. Dedikleri yerde benim ilk aklıma gelen şey, gömmek istedikleri bir şey vardı ve zihin o dönemi tamamen kapattı. Dediğim gibi burada da o transalma teknikleriyle derinleştirdikçe o gerçeğe ulaşmamız kolaylaşıyor. Evet, şimdi çok tanıdık bir örnek verdiniz. Ben ilkokul anılarıma dair 3-4 kare, belki hani böyle 10 tane anı say deseniz sayamam. O kadar. Bende yok yani, hiç yok. Nedenini biliyorum aslında. O bende. sebebini de biliyorum. Hani neden bunun olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla beyin zamanla orayı yok etmiş, silmiş. Evet demiş. Sen hani orada boş ver demiş orayı. Ama şu an hani şu anki Sinan'ın bakış açısıyla neden beynin onu sildiğini de anlıyorum yani. Beyninizin silmesi unuttuğu anlamına gelmiyor. Tabii tabii. Yani tabii, o şey olarak. Zeminde şimdiki atıyorum utandırıldıysanız şimdiki verdiğiniz tepkiler, aldığınız kararlarda o utanma duygusunun derinlerde bir yerde fazlaca olması hala sizi yönetiyor aslında. Yani oradaki o duygunun iyileştirilmemiş olması, oradaki o çocuğun anlıyorum ve yalnız değilsin, sen sadece bir çocuksun ve ben senin yanındayım cümlelerini duyamamış olması o süreci hala devam ettiriyor. Ben 50 yaşında insanlarla çalışıyorum. Benim yaş grubum ergenler ve yetişkinler çalışma alanım. Kimle çalışırsam çalışayım, 50 yaşında, 60 yaşında kimle çalışırsam çalışayım. Dönüp zaten 5 yaşındaki haliyle çalışıyorum. ya da 4 yaşındaki, 3 yaşındaki haliyle çalışıyorum. Çocuklarla çalışmıyorum ama bütün danışanlarımın çocukluklarıyla çalışıyorum. Merkez orası. Evet, dediğiniz gibi bunu yakinen zaten hani bir şey yaptım artık. Hani daha önce sizinle de konuşmalarımızda ve hani farklı başka durumlarla beraber evet artık o çocukla iletişime geçtiğiniz anda zaten o olayın rengi değişiyor. Tabii ki. Bu arada ben dostlarıma şeyi hatırlatayım, sorularınızın hepsini görüyorum. Hepsini de sormaya çalışacağım elimden geldiğince. gene hani aklınıza takılan bir şey varsa lütfen sormaya devam edin. Ben şimdi bir sohbetimizin sonuna doğru son 15-20 dakika soruları, izleyici sorularını aktarmış oluyorum. Hani varsa sohbetle alakalı aklınıza takılan bir şey lütfen sormaya devam edin. Sorularınıza değineceğiz her halükarda. Bu hatırlatmadan sonra şimdi gene bununla bağlantılı aslında şöyle de bir soru var aklımda. Şimdi şeyi konuştuk zaten. Yaşadığımız çoğu durum bilinçaltı kodlarımızdan geliyor ve farkında değiliz. Ve üstadlar, birçok üstad bunun %95'inin, yaşantımızın %95'inin bu bilinçaltı kodları oluşturduğunu söylüyor. Yani o kadar büyük bir alan ki farkında olduğumuz durum sadece %5. Yani çok inanılmaz bir durum. Hani 24 saat üzerinden değerlendirirsek minnacık bir zaman dilimi. Ve biz hep bu sarmalın içerisindeyiz aslında. Peki bu sarmalın içinden çıkmak için pratikte, günlük hayatta ne yapmalı? Yani işin hani şey kısmında, evet bunun farkına vardık. Belki profesyonel destek aldık, belki biz üstesinden geldik. Ama işte ben oraya giden süreç, bu aradaki işte günlük pratiklerde daha böyle bir Sinan bu sabah kalktı. Joe Dispenza'nın hatta şeyi vardır işte, yatağın aynı tarafından kalktın. Aynı işte gittin duşuna, aynı duşu aldın, aynı saçını aynı taradın, aynı kahveni aldın, arabana bindin, aynı yoldan işine gittin, aynı insanlarla görüştün. Evet. Akşam oldu, geldin, yatağın aynı tarafına yattın, işte kalktın. Bu sarmalın içinden çıkmak için bir pratik size göre yani nasıl bir pratik uygulamalı? Önce size ne hissettirdiğine bakmanız lazım. Rutin, güvende mi hissettiriyor? Rutinin dışına çıkarsanız ne olur?
Neden sürekli aynı şeyleri yapıyorsunuz? Neden? Neden kendini tekrar eden bir sürecin, bir sarmalın içindesiniz? Önce bunu çok ciddi sorgulamanız gerekir. Neden? Neden ben bunu tercih ettim? Bana getirsi ne? Yani zihnimin, beynimin bunu bu şekilde kabul etmiş olmasının bana getirsi ne? Beni korkularımdan uzak mı tutuyor? O sınırların içinde kalmak beni olası olası aksilik ihtimallerine karşı güvende mi tutuyor? Bunlara çok iyi bakmak lazım önce. Sonra neden buna ihtiyaç duyuyorum? İçinize bir sormanız gerekir bunu Sinan Bey. Neden ben buna ihtiyaç duyuyorum? Soru sorarak başlamamız gerekiyor. Soru sorarak başlamamız gerekiyor. Evet. Ve kendinize, içsel çocuğunuza aslında bu soruları sormanız gerekiyor. Neden buna ihtiyaç duyuyorsun? Çıkarsan o sarmaldan ne olur? Neyi kaybedersin? Şöyle bir uygulama da yapabilirsiniz. Aslında ben yarım işler yapmaya biraz karşıyım. Çok net söyleyeyim. Yani bence biraz acımasız olacağım bu konuda ama yolunda gitmeyen bir şeyler fark ettiğinizde bunu böyle küçültmek, işte ufacık, işte çok da önemli değil aslında. Ya bu olsa da hayatımda ben bir şekilde yoluma devam ediyorum. Çizgisinin dışında büyütmek. Büyütün bu duygunuzu. Büyütün ki içindekileri görebilirsiniz. Yani neyi saklıyor, neyi barındırıyor içinde? Büyütebildiğiniz kadar büyütün. Sonra o içerideki çocuğu fark edin. Yani şöyle gözlerinizi bir kapatın. İçsel çocuğunuzla bir iletişime geçin. Hissettiğiniz, güvende hissetmemek duygusuysa, kaçtığınız duygu, o güvende hissetmeme hali ise, şöyle gözlerinizi kapatıp o içsel çocuğunuzla bir bağ kurmayı deneyin. Yani o çocuk ne yaşadı da kendini güvende hissetmedi? Şu anda nerede? Bu soruları kendinize sorduğunuzda zaten beden tepki vermeye başlayacaktır. Yani başınızda mı, kollarınızda mı, göğsünüzde mi, sırtınızda mı? O duygu nerede? Önce bunu fark edin, o güvende hissedememe halinin nerede olduğunu. Sonra yetişkin halinizle çocuk halinizi buluşturma zamanı. İşte o yetişkin halini sonra onun yanına gidip onu sarıp sarmalayıp yanındayım, tehlike geçti, asla yalnız olmayacaksın, çocuksun ve bunu hissetmeye hakkın var. Bu mesajları verdiğinde o iyileşme sürecini de başlatmış oluyorsunuz aslında. Ay, çok çok etkili oldu şu an şimdi. dostumuz gözlerim doldu yazmış. Şimdi böyle ben de bir böyle tüylerim diken diken oldu. çok teşekkür ederim ya bu cevap için ayrıca. Şimdi genelde şöyle bize öğretilir ya, işte ya ne olacak ondan. Şimdi siz tam tersini söylediniz. İşte ya bir şey olmaz ya, hadi o da olmuş canım, ne olacak? Halbuki siz, halbuki bu durumu büyütün. Büyütün ki ortaya çıksın. Hani ne var? O zaman sorunun dibini görebilirsiniz dediniz. Büyütün ve o çocuğun ne hissettiğini fark edin. Çünkü çocuklar biliyorsunuz duygularını o kadar yüksek yaşarlar ki. Çünkü bedensel ve ruhsal henüz küçücüktürler. Yani küçücük varlıklardan bahsediyoruz. Bir örnek vermek istiyorum. Yani annesinin babasının işte kavga ettiği, bunu seyreden bir çocuk. İsim vermeden böyle kalben izin isteyerek bir danışanımın örneğini paylaşmak istiyorum. Babasının annesinin boğazına çöktüğü bir sahne ve bunu izleyen 6 yaşında bir çocuk. Buradaki çocuğun çaresizliği o kadar inanılmaz bir çaresizlik ki, yani orada annesine yardım edememek, babasına engel olamamak, işte onu koruyamamak, yıllarca devam eden
bir duygu bu. Yıllarca, hatta bazen travma o kadar büyük olur ki, şamanların çok güzel bir sözü var bununla ilgili. Derler ki, çocuğun ruhunun bir parçası uçtu derler bu travmanın karşısında. Şimdi oradaki o travmanın çocuk için büyüklüğü, yıllar sonra karşımıza bir hastalık, fiziksel bir hastalık, ruhsal bir hastalık olarak çıkar. Hakikaten o insanla çalışmaya başladığımızda da sanki bugün yaşanmış gibi. Çünkü çok enteresandır, bilinçaltının zaman kavramı yok Sinan Bey. Yani bugün yaşanmış bir olayla 5 yaşındaki yaşanmış bir olay onun için aynı zaman düzleminde yaşanmış gibi. O yetişkin adamı alıp işte o çocukla buluşturmak, önce o duyguyu açığa çıkarmak için o çocuğun gözlerinden o sahneyi yeniden hissedip yaşaması ve duygunun ne kadar büyük bir duygu olduğunu fark etmesi ve psikoterapide kullandığımız o terapi yöntemleriyle o çocuğun oradan iyileştirilmesi. Aslında benim çalışmamın içeriği belki biraz daha diğerlerinden farklı olarak gerçek zamanda uygulanan terapi tekniklerinin alınıp geçmişteki o çocuğun iyileştirilmesi adına orada uygulanması. Olay anında. Olay anında, evet, uygulanması inanılmaz iyileştirici etkileri olan güzel çalışmalar bunlar. Ve bunun şimdi Nazlı sormuş. Nazlı sevgili eşim, canım. Evet. Sormamış da bir yorum yapmış. Onunla bağlantılı olarak Tabii. söyleyeyim. Siz de konuşmanın başında da aslında böyle bir şey söylemiştiniz. Hani bu konuyu da açalım isterim. Hastalıklar, yaşadığımız hastalıklar ve geçmişte olan travma bağlantısı. Yani mesela bu konuda bağlantı nedir? Gerçekten bizim böyle yaşadığımız çoğu hastalığın altında bir travma mı yatıyor? Şöyle, aslında şöyle bir sıralama var Sinan Bey. İnsanın önce duyguları bozuluyor. Yani o çocuklukta yaşadıklarının da etkisiyle aynı yerden tetiklene, tetiklene, tetiklene önce bir duyguları bozuluyor. Yani normalden daha fazla korkan, öfkelenmesi gerekenden daha fazla öfkelenen ya da kendini o değersizlik kuyusunda hapsolmuş hisseden insanlar ortaya çıkmaya başlıyor bir süre sonra. Bu bazen çok erken yaşlarda oluyor, bazen biraz daha geç. Sonra insan önce bunu yok sayıyor. Yok ya, değildir. Değildir yani. Bu kadar kontrolden bir çıkmış bir öfkem olamaz. Yani bu kadar beni diplere çeken bir değersizlik duygusu bana ait olamaz. Deyip önce bir reddetme süreci var. Sonra reddettikçe, görmezden geldikçe duygular daha da baş edilemeyecek hale geliyor. Ve bu sefer bir ilaçlı dönem başlıyor. İşte psikologlara, psikiyatristlere gidildiği, oradan işte biraz sakinleştiriciler, biraz o duyguları bastırmak için alınan takviyelerle bu süreç biraz daha devam ediyor. Sonra beden bakıyor ki, zihin bakıyor ki bu iş böyle gitmeyecek. Hala duymuyor bizi. Hala mesajı almadı. Hala hayatını değiştirmedi. Hala aynı hataları yapmaya devam ediyor. O zaman fiziksel sinyaller başlıyor Sinan Bey. Tansiyonlar yükselmeye başlıyor. Kalp rahatsızlıkları ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü Çünkü zulmediyoruz aslında kendimize. tabii ki hem burada bir kendine zulüm var, bedenine zulüm var, hem ruhuna bir zulüm var aslında. Görmeyi reddettiğiniz şey kendini size göstermek için çırpınıyor aslında. Diyor ki, ya buna katlanmak zorunda değilsin. Bak, tek seçeneğin bu değil. Hadi bir şey yap. Yani hadi gör artık bu problemi. Ya sen uyuduğunda geçmiyor, sen yok saydığında geçmiyor. Gör artık beni derken
Şimdi bana gelen insanlara bakıyorum. Bazen hakikaten en başında geliyorlar. Böyle duygular bozulmaya başladığında özellikle yeni nesil bilgiye de kolay ulaşılabilir bir noktadayız artık. Onlar bir şeylerin bozulduğunu fark ederek gelebiliyorlar. Bir de harap bir şekilde gelen insanlar var. İşte sırtı bitmiş, göğsünde anlam veremediği ağrılar var. Bütün bedenini fibromiyalji sarmış, her tarafa gitmiş, tedavisi yok. Yani bu ağrılarla, sızılarla bunları azaltarak yaşamak zorundasın demişler. Ya da bacaklarında bir ağrı var, sebebi yok. İşte bel bölgesinde bir ağrı var. İsimlendirmeye çalışmışlar ama tam da oturmamış o teşhis. Bazen de böyle hakikaten perişan olmuş ve şunu da itiraf ediyorlar. Hocam vallahi gelmezdim diyor. Yani şu belim beni bu kadar çözümsüz bırakmasaydı, yani şu gittiğim birkaç doktorun ilacın, kullandığım ilacın faydası olsaydı vallahi gelmezdim diyor yani. Hani dönüp Ya. kendine bakmadıkları için aslında bu yıkımı yaşadıklarının farkındalar. Fark etmişler bir süre sonra ama hala çözümden de kaçan, kendiyle yüzleşmekten, yaşadıklarıyla yüzleşmekten de kaçan bir tarafları var. Evet, ya orada bence birkaç sebep var. Hani onlardan biri bir kere alternatif şifanın, alternatif tıp diyelim. Kimine göre yani bu evet şey tartışma konusu olabilir ama bana göre değil. Safsata olduğu, insanlara bunun bir safsata olduğunun inandırılması, bir şekilde kafaların içine sokulması. Ama halbuki siz de çalışmalarınızda birçok insanın fiziki hastalıklarının bu yöntemle geçtiğine şahit oldunuz ki ben de bunu birebir deneyimleyen biriyim. Keza işte çevremdeki insanlardan da gözlemlediğim durumlar var. Çözümlenemeyen, yıllardır çözümlenemeyen hastalıklarının alternatif yöntemlerle ki şu an biz bilinç altına kodlanmış durumların değiştirilmesinden bahsediyoruz. Bununla iyileşmesini, bununla iyileştiğini tecrübe eden insanlar var. Hatta çok yakın bir zamanda bir tane takipçim bana Instagram'dan ulaşıp şey yazdı. Gitmediğim doktor, yapmadığım tedavi ve yani denemediğim şey kalmadı. Ancak işte benim bir tane videoma denk geliyor ve yani arkadaş dostum şey hani nasıl teşekkür edeceğini böyle hani tabiri uygunsa şey yapamıyor. O kadar çok yere gittim, o kadar çok şeyi deneyimledim ki ama bir tane video gerçekten benim hastalığımı iyileştirmeme yetti. Ve hani zaman zaman işte videolarını atıyor, işte şey yapıyor. Böyle araba kullanırken vesaire sürekli onları dinliyor. Böyle içselleştirmeye çalışıyor. O videolarını atıyor vesaire. Hani bunlara hem ben takipçilerim vasıtasıyla hem de kendim de deneyimlemiş biri olarak o kadar iyi anlıyorum ki fiziksel hastalıklar dahi çözümlenebiliyor. Zaten şöyle de bir şey yok mu? Yani kanser denen bir hastalık var ama mesela o kadar çok görüyoruz ki ben kanseri yendim. Evet, kanserden hani vefat eden de var ama sonuçta bunu atlatan insanlar da var. Bu da bence önemli bir örnek bu konuda. Tabii ki, tabii ki Sinan Bey. Burada duyguların yerleştiği yerlere dikkat etmek gerekiyor. Yani hangi duyguyu hissettiniz ve bedenin hangi bölgesinde ve orayı ne kadar tahrip etti acaba? Yani duyguyu yükselttiğimizde zaten duygu kendi yerini gösterir. Yani başımda mı, ellerimde mi, göğsümde mi, karnımda mı, midemde mi hissediyorum ben bu nefreti ki özellikle nefret mideye çok yerleşen bir duygu. Sanırım bu da midenin çok güçlü bir organ olmasından kaynaklanıyor. Bayağı bildiğiniz mide nefreti ben alırım demiş yani. Ben öyle yorumluyorum. Hani kiminle çalıştırsam çalışayım nefret midede. O kadar sivri uçları olan, o kadar keskin, o kadar sahibine zarar veren bir duygu ki ancak mide zapt ediyor ama bir süre sonra orada yaralar oluşmaya başlıyor. Hatta çok enteresan, bizim çalışmalarımızdan sonra
Nefret kustu dedikleri bir olay vardır ya, yani nefret kustu. O nefretini çalışma sırasında bir dile getirir zaten ama sonra eve gider. O mide günlerce onun kusarak o yıllardır biriktirdiği o nefreti atar ve kendini temizler. Çok enteresan bir çalışmadır o. Hakikaten dediğim gibi yani bedenin bazı organları bazı duyguları sahipleniyor. Yani anneyle çalışırken kollarda inanılmaz bir ağırlık, inanılmaz bir ağrı sızı ya da babayla çalışırken bacaklar, bel özellikle çok kendini duygunun gösterdiği yerler buralar. Yasla çalışırken göğüs bölgesi insanda. Burası tıkanır yasla beraber. Bazen insanlarda böyle anlamsız öksürükler olur. Hiç geçmez, hiç geçmez. Hani gidersiniz bir şey çıkmaz. Şurada yığılan bir yas vardır. Oysa ciddi bir acı vardır, ölüm vardır. Ya da çok büyük bir ayrılık vardır burada kendini gösteren. O duyguları bulup çalıştığınızda buradaki yas kendini bırakır. Artık kendini ifade etmiştir. Bu şekilde. Ve o deformasyonun orada olması da çok normal. O kadar ağır duygular ki bunlar. Sinan Bey orayı bir süre sonra bozmuş olması çok normal. Yani sürekli orada var olan bir acıyı düşünün ki bir süre sonra fiziksel acıya dönüşüyor bu acılar zaten. Ya aslında evet, getirisi bu oluyor aslında. Kendini, o duygu orada kendini göstermeye çalışıyor. Her seferinde dozu arttıran bir süreç. Ya çok güzel. Yani çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel cevaplar geliyor. Ben hayranlıkla dinliyorum. Şimdi sorulara döneyim yavaş yavaş. Hemen bakalım. Şimdi sevgili Neslihan demiş ki din, ırk, renk, ülke sizce neden kodlanır? Bu aslında biraz da yani şey gibi değil mi? Böyle aslında bu biraz böyle binlerce yıldır bir hani toplumda bir yer edinme kavgasıyla alakalı bir şey. Belki hani, bunlar toplumsal kodlar. Evet, toplumsal kodlar ve hani toplumsal kodlar bunlar, evet. Yani bunu kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Aslında kişi evet, orada tercihini fark etmeli. Rabbim der ki akletmez misin? Hadi aklet. Yani bir düşün. Sen yani bir süre sonra bu çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Lafını kesiyorum. Bir süre sonra farkına varılabilen bir durum aslında bu. Biraz da böyle. Ya, evet, benim babam Müslümandı. Evet, evet. Ben Müslümanım. Benim babam Türktü. Ben Türk'üm. Ben işte benim babam Türkiye'de doğdu. Ben Türkiye'de doğdum. Hani bu böyle biraz daha toplumsal bir şey. Ve hani bir dakika, bana dayatılan şeyleri bu kadar da sanki içselleştirmemeliyim sanki gibi bu düşünceye. Çok kolay bu Sinan Bey. Yani sunulanı kabul etmek çok kolay. Ama anlamlandırmak ve hani anne babanın size sunduğu üzerine değil de kendi böyle araştırdığınız, inandığınız, sorguladığınız, kendi yolunuzu bulduğunuz bir çizgi üzerinde devam etmek isterseniz eğer, o yol sizin için güzel, hoş, çekici bir yoldur. Yoksa annenizin babanızın söylediği şekilde dua etmek, onların sizi yönlendirdiği şekilde ibadet etmek, işte ya da mahalle baskısı da maruz kalıp bir takım yani milli manevi ritüelleri yerine getirmek, bunlar çok da anlamlı olmasa gerek. Yani bu yüzyılda bu insanların bunların altının ne kadar boş olduğunu anladığını düşünüyorum açıkçası. Ya umarım öyledir. Ben de öyle düşünüyorum. Canı gönülden öyle olmasını da diliyorum ayrıca. Şimdi sevgili Akif sormuş. Kaybetme korkusunu nasıl yenebiliriz? Bilgi verir misiniz? Dediğim gibi nerede başladı? Kaybetme korkusu neyle birlikte başladı? Sonradan yaşanılan her şey merkezdekinin tetikleyicisidir. Bu duyguya aslında şöyle küçük bir çalışma daha vermek istiyorum dinleyenlere, izleyenlere. Özellikle böyle uykudan önce bir saati de seçebilirsiniz bunun için. Yalnız olduğunuz bir zaman diliminde
Bilinçaltınıza bağlantıya geçmeye çalışmanızı isteyeceğim. Geçmişinize, duygularınızla, geçmişteki sizle. Orada bir 3-4 dakika düzenli nefes alışverişler, biraz kendi içinize odaklanmak, biraz kendinize dönmeye başlamak, o arada biraz kendini gevşetmek. İnternette bununla ilgili şeyler de bulabilirsiniz. Yönlendiren sesler, müzikler de bulabilirsiniz. Tam kendinize döndüğünüzü hissettiğiniz yerde bu soruyu sorun kendinize. Sorun, neyi kaybetmekten korkuyorsun? Ne yaşadın? Anında bilinçaltının cevabı gelecektir zaten. Böyle bir flaş patlaması gibi. Bir anda herkes her şeyi bilir aslında Sinan Bey. Sadece odaklanmak ve fark etmek gerekir. Herkes her şeyin neden yaşandığını, neden böyle hissettiğini bilir. Ha, bilmeyenlerde de şu olabilir. Annesinin hissettiği duyguları taşıyor olabilir. Burada şeyi beklemem. Hani evet bunu fark edemeyebilirsiniz. Burada sebebi fark edemeyebilirsiniz. Annenin hamilelik döneminde ve sonrasında yaşadığı yoğun duygular, yoğun ve bastırılmış duyguları bebek kendi duyguları gibi hissetmeye devam eder. Özellikle zaten bebekteki beyin oluşumu 2 yaşındayken tamamlanır ve 2,5 yaş sendromu dediğimiz bir dönem vardır. Sizin de evlatlarınız var, bilirsiniz de böyle her şeyi işte ben bilirim dedikleri, bağımsızlıklarını kazanmaya çalıştıkları o ilk ergenlik dönemidir o. Orada çocuğun aslında artık anneden ayrışmaya başladığı dönemdir o. Senin duygularını hissetmeyi reddediyorum, artık ben de bir yeni bir karakterim diyerek anneden kopmaya çalıştığı ilk isyan dönemidir o işte. O zamana kadar annenin hissettiği duyguları kendi duygularıymış gibi, annesinin hala bir uzantısıymış gibi hissetmeye devam ederler. Peki burada ben direkt şu soru geldi aklıma. Biz anne karnındayken dahi aslında şeyi almaya başlıyoruz değil mi? Bu enerjiyi, annemizden bize geçen duygu durumunu almaya başlıyoruz. Ben bağ diyorum ona. Sizin çalışmalarınızda bağ diyorum. Yani anne ile aradaki o bağın bebek var olduktan bir süre sonra oluşmaya başlamasıyla alakalı aslında. Bir bağ. Anne çocuk bağı. Ben sonsuza kadar sürdüğünü düşünüyorum ama elimdeki veriler çok kısıtlı bu iddiada bulunmak için. O güçlü bağ çok uzun yıllar gerçekten devam eden evet. Bir bağ. O başlangıcı aslında şey, dediğiniz gibi aslında evet çok şey de değil. Bu böyle hani direkt anne karnıyla da değil, çok çok eskisi, çok eski de, yani atalardan da gelen bir durum. Ancak şeyi herhalde orada alıyoruz muhtemelen, işte bir stres durumunda annenin verdiği tepki aslında orada biz bir bilincimiz oluşmamış olsa bile aslında onu biz hissediyoruz ve hisler. İçimize almış oluyoruz. Tabii ki. Oradaki hisler ve duygular oluşmaya başlıyor aslında. Öğrenmeye başlıyor bebek. Özellikle şu çok dikkatimi çeker benim. Bu çok böyle ekstra bir şey olsun. Bilgi olsun. Uygulamalarımda şunu çok fark ederim. 20 yaş altı seans almak zorunda kaldığımız, artık rahatsızlanmaya başlamış gençlerin, benim çalıştıklarımın inanın %90'ından fazlası işitsel çocuklar. İşitsel, işiterek hisseden, işittikleriyle bile travmatize olabilen gençler ve işitme duyusu insanda en erken oluşan duyulardan bir tanesi. Yani kulaklar oluştuktan sonra sistem oluşuyor ve o bebekler duymaya ve fark etmeye başlıyorlar ve bu da bir 2,5 aya falan tekabül ediyor aslında. Oradan beri dolmaya başlayan çocuklardan bahsediyoruz. Anne karnında onun duygularıyla, işittikleriyle travmatize olmuş çocuklardan bahsediyoruz. Yani
Dikkat ettiğimde bazen hiç olmaması gereken yaşlarda olmaması gereken duygular var. Yani 3 yaşındaki bir çocuğun öfkeden çıldırdığına çok az şahit oluruz. Ya da 2 yaşındaki bir çocuğun yani değersizlik duygusunu nasıl hissedebilir düşünebiliyor musunuz? Vardı çünkü o kodla doğdu. Onunla doğdu ve hissettiği ve duyduğu ortamdaki işte babasının sesi olabilir, annesinin sesi olabilir, kardeşinin sesi olabilir. Ona o duyguyu hissettirdi yeniden. Yeniden. Dediğim gibi işitseller bu manada çok riskli, çok Evet. hızlı dolan. Bir Şimdi şey yaşamasına gerek yok. Duyması bile onun korkularını ve diğer duygularını tetikleyebiliyor. hamileyken yaşanılan travmadan bebek etkilenir mi diye bir soru geldi. Aslında bu sorunun cevabı bu olmuş oldu. Evet, kesinlikle etkilenir. Kesinlikle. Şimdi sorulara devam edelim Hülya Hocam. Bu arada bu çok keyifli gidiyor sohbet benim açımdan. Umarım izleyenler açısından da öyledir. Böyle inanılmaz hoş geldi bana. Yani ben de bugün bu kadar böyle yoğun bir programın arkasından çok keyifle sohbetinize eşlik Teşekkür ediyorum. ederim. Hemen bakalım. Öfke yastığı nedir? Öfke yastığını anlatabilir misiniz demiş Elif İliksiz. Evet. Öfke yastığı nedir? Öfke çok bedenselleşen bir duygudur. Özellikle şimdi kızgınlıkla başlar, öfkeyle devam eder ve nefretle artık pik yapan bir duygudan bahsediyoruz. Bedende çok yerleşen, çok rahatsız edici bir duygudur ve bunu sadece konuşmak ya da burada danışana destek olmaya çalışmak sorunu çözmez. Bunun bir şekilde dışarıya atılması gerekir o duygunun. O yüzden çalışmalar sırasında o duyguyu, bu aslında beden terapi dediğimiz de bir çalışmadır aynı zamanda. O nefretin yerini, öfkenin yerini tespit ederiz. O duyguyu oradan avuçlarının içine doğru yönlendiririz. Sonra danışanın önüne bir yastık koyarız ve bütün o nefretinin o vücutta biriken o çirkin enerjisini o yastığı yumruklayarak, söylenerek boşaltmasını bekleriz. Biraz böyle bazen rahatsız edici hissedebilir. Özellikle böyle naif ve kibar insanlar. Ama hocam hiç bana uygun değil diyerek olaya yaklaşsa da çok etkili bir yöntem. Yani hakikaten inanın 30 seans öfke üzerine konuşmak, işte ya da öfke üzerine bilişsel terapi yapmaktansa tek seans öfke yastığı çalışması yapmak inanılmaz bir deşarj yöntemidir. Sonra o öfkeyi meydana gelen duygular üzerine yeniden bir işleme çalışması yaparız. Ve o öfkenin birkaç çalışmadan sonra azaldığını, yok olduğunu, sakinleştiğini fark ederiz. Bu da normal hayatımıza o sakinlik ve dinginlik olarak yansır. Süper. Şimdi son soruları toparlıyorum ve yavaş yavaş veda edelim. Çünkü bir saati devirdik. Bir saat dördüncü dakikanın içerisindeyiz. Öncelikle Arif Kavaklı'ya teşekkür ederim. Güzel bir mesaj yazmış. Var olsun. Bu benimle alakalı olduğu için hani böyle şey yapmayayım istedim. Hemen bakalım. Sürekli tutulan boynum bana neler söylüyor acaba? Sorun. Ya dediğiniz gibi, değil mi? Bir Sorun. yalnız Sorun. kalıp Sorun bu soruyu bunu. kendinize. Ama bu Muhakkak sormanız gerekir. Şimdi bakın yeni Alman tıbbı denilen bir sistem var. O sistemde hastalıkların duyguların yerleştiği bölgelere göre işte o hastalık oluşma riski üzerinden yapılan bu tarz çalışmalar var. Çok değerli çalışmalar. Yalnız ben çalışmalarımda her zaman da hani bunu biliyorum ama bu çizgi üzerinden gitmek istemem. Çünkü şunu biliyorum ki insanların duyguları farklı bölgelere yerleşebilir. O an etkilendiği başka bir olaydan dolayı o göğsünde birikebilecek ya da işte boynunda birikebilecek duygu göğsünde birikebilir.
bir başka durumların eşlik ettiği olaylarda hani hastalık yoktur, hasta vardır durumu bizde de geçerli aslında. O yüzden çok bir yerlere böyle takılı kalmadan kendi içlerine sormalarından yanayım bu soruları. Gerçekten odaklanıp sorduklarında onları o üzen, endişelendiren, kasan durumu fark edeceklerdir. Peki yazarak olur mu hocam diye biz gelen Neslihan'dan gelen bir soruyla devam. Yani yazmak çok güzel bir deşarj yöntemidir. Tabii ki olur, neden olmasın. Yazmak bazen kendimize bile itiraf edemediklerimizi karşımızda görmek demektir. Yazsınlar, kendilerini anlatsınlar. Ama o içlerindeki o içsel çocuğa, o hala taptaze dipdiri onlar tarafından görülmeyi bekleyen o içsel çocuğu fark etmeye hazır olsunlar lütfen. Ve ona destek olmaya. Korkmasınlar ayrıca. Korkmasınlar, o çocuktan. Evet. Hülya Hanım bir daha ne zaman gelecek? Bizi onsuz bırakmayın demiş Armağan Sağlan. O zaman burada bir söz alalım. Şimdi çok fazla tüketmeden gene böyle tadında bir yayınla muhtemelen 1,5 ay sonra bir yayın sözü daha alalım o zaman. Oo, evet. İnşallah zevkle, keyifle katılmak isterim Sinan Bey. Süper. Son soruları toparlıyorum. Biraz klasik olacak ama sınav korkusu nasıl yenilir? Evet. Sınav korkusunun tetikleyicileri genelde beklentilerdir. O etrafınızdaki gözler, bakışlar. O hani yok canım çok da önemli değil, sen ne yaparsan denilen ama aslında geçmişten itibaren davranışlarıyla bir beklenti içinde olduklarını böyle ucundan kenarından hissettiren anne babalar, öğretmenler, akrabalar ne yazık ki sınav kaygısını tetikleyen insanlardır. Burada profesyonel bir destek almalarından yanayım ben. Sınav kaygısını yüksek oranda yaşayan insanların. Çünkü genelde de şunu yapıyorlar. Yani sınava yakın kaygı çok daha yükseldiği için aslında kendinde sınav kaygısı olduğunu bilse bile insanlar bu konuda harekete geçmekte zorlanıyorlar. Yani ne zaman ki tam sınava kanalize oldular, çok az bir zaman kaldı. Artık bir taraftan arkasında işte ondan başarı bekleyen insanlar işte önünde bir sınav derken o sıkışmışlık duygusuyla kendini o sınav kaygısından dışarıya atmaya çalışıyor insanlar ama aslında bunun çok daha öncesinde müdahale edilmesi gerekiyor ki o son viraja giriş çok daha böyle sakin ve dingin devam etsin. Yani son dakika işte ne kalıyor bize? İşte okunmuş pirinçler kalıyor. İşte böyle sülalece toplanılıp hep beraber indirilen hatimler kalıyor. Nazar doğanın, vardır belki. Yani doğanın gücü sonsuz. Ama hani böyle gerçekten bu noktada desteğe ihtiyacı varsa kişini öncelikle son dakikaya kesinlikle bırakmaması gerekiyor. Evet ben bu kaygıyı yaşıyorum, denemelerde de yaşıyorum. Denemelerde yaşadığıma göre normal sınav bunun daha çok daha yükseğini yaşayacağım diye hesaplayarak bunun en az bir 6 ay öncesinden bir destek alma yoluna girmesi gerekiyordu. Hani son dakika yani uzmanların önerdiği o nefes egzersizleri, o kendini sakinleştirme çabaları yani toparlamak için son burada dönem işte yardımcı olabilir. Ebeveyne iş düşüyor sanırım. Yani evet. Ebeveynlerimiz ya lütfen ya çocuklarımız çok değerli. Ya benim bu konu hakkında söyleyecek çok şeyim var ama şimdi yeri ve zamanı değil. Belki başka bir zaman başka bir videoda anlatırım. Hani lütfen çocuklarımıza eziyet etmeyelim diyerek bir nokta koyayım. Online terapi yapıyor musunuz?
bununla kapatalım. Artık 1 saat 10 dakika oldu. Şöyle online terapi yapmayı denedim pandemi sürecinde. Ama açıkçası ben tatmin olmadım. Yani yani özünde çok daha yol kat edebilecekken, çok daha başarılı bir seans yapabilecekken oradaki o kısıtlı şartlar beni çok zorladı. Hani danışanlarım belki o süreçten memnun kalmış olabilirler ama ben biliyorum ki bu değil. Yani o çalışmanın özü bu değil. Yani vermek istediğim şeylerin tamamını vermek istiyorum çalıştığım insanlara. Zaten seanslara katılanlar da yok hocam ya bu zaten mümkün değil yani bunun online yapılması diyebiliyorlar. Ya biraz bu çok zorlayıcı oluyor yani şehir dışından gelen danışanlar için biraz zorlayıcı oluyor ama inanın değiyor. Ya bu çok ama çok yüce bir durum değil mi ya? Şimdi nacizane şimdi hani izleyicilerimiz de yanlış anlamasın sevgili dostlarım hepsi benim dostum sonuçta bütün takipçilerim aynı zamanda. Bence bu çok güzel bir durum. Online terapi yapıyor musunuz? Bunu yapan bir kişi diyor ki ben bunun karşı tarafa geçtiğini %100 olarak hissetmediğim için yapmıyorum. Bu bence mükemmel bir durum. Bunun için ayrıca teşekkür ederim. O zaman var mı son olarak böyle kapatırken eklemek istediğiniz bir şey? Yavaş yavaş kapatalım. Evet, yani aslında bu yaptığımız sohbetin özünde fark etmek var Sinan Bey. Fark edin lütfen. Yani bu hayattan bir kere geçeceğiz ve hepimiz de yolun belli bir kısmına kadar gelmiş insanlarız. Evlatlar büyütüyoruz, çok değerliler ve onlara biz yüklendiğimiz o aktarımları, kodları yüklememek adına en azından hem kendimizi iyileştirmek adına hem onların çocukları ve onlardan doğacak çocuklara aslında. Yani o zincirin halkası olmamaları adına lütfen fark edin ve kendinizi iyileştirmek için, duygularınızı iyileştirmek için elinizden geleni yapın. Çok teşekkür ederim bu keyifli sohbet için. Gerçekten çok güzeldi. Ben çok faydalandım. Umarım şimdi video zaten YouTube'da var olacak. Bizden sonra, canlı yayından sonra videoyu izleyenler de çok faydalanacak. Çok güzeldi, çok keyifliydi. İyi ki katıldınız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Hülya Hanım'ın Instagram adresini paylaşayım. Hülya Şen Horzum direkt. İngilizce karakterlerle yani Türkçe olmayan karakterlerle diyelim. Hülya Sen Horzum diye. Kendisi yoğun bir programı var ama müsait oldukça sanırım cevap verir. Belki hani çevre illerde yakınlarda veya yaşadığımız şehirde de destek almak isteyenler olabilir. Kendisine ulaşabilirsiniz. 1,5 ay sonrası için tekrar söz aldık zaten. Evet, evet inşallah en güzel zamanlarda inşallah çok isterim. O zaman çok teşekkür ederim. Haftaya pazar yeni bir konukla ben gene buradayım. Bunu artık bir format haline oturtturduk. Haftaya pazar gene görüşmek üzere o zaman. Hülya'cığım tekrar çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili takipçilerime de İyi akşamlar dileyelim. Yayını da burada kapatmış olalım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.